Suriye'nin başkenti Şam'da çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler muhalifler tarafından kontrol edilen mahallelere hava saldırılarına devam etti. Bazı camiler de hava bombardımanının hedefindeydi. Amatör kayıtlarda bombalamaların şehrin doğu yakasında yoğunlaştığı görülüyor. Bir hükümet yetkilisi isyancıların karadan da takip edildiğini açıkladı. Muhalif güçlerin ise stratejik noktalara saldırıları devam ediyor. Çarşamba günü bomba yüklü bir aracın patlatılmasıyla 19 güvenlik görevlisinin öldüğü rapor edildi. Suriye Devlet Televizyonu iki ayrı patlamada sivillerin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan ülkenin bir diğer kanayan yarası olan mültecilerin durumu da kışla birlikte daha da zor bir hal aldı. Sınır tanımayan doktorların Lübnan'daki mülteci kamplarında yaptığı bir araştırma daha fazla ilaç ve sağlık ekipmanına ihtiyaç olduğunu ve barınakların şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Araştırma raporunda Lübnan'da bulunan 220 bin Suriyeli mültecinin gerekli insani yardıma ve sağlık desteğine ulaşamadığı vurgulandı. Toplam mülteci sayısının 700 bini aştığı tahmin ediliyor.